büyük önderimiz, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Sevgili Denizliler, aynı zamanda Özay Gönlüm Meydanı'ndayız. Denizlimizin sesi, kıymetlisi, merhum halk ozanımız Özay Gönlüm'ü rahmetle anıyoruz. Deprem bölgesi olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, burada. Adıyaman, burada. Şanlıurfa, burada. Adana, burada. Diyarbakır, burada. Elazığ, burada. Malatya, burada. Osmaniye, burada. Hatay, burada. Depreminde aramızdan ayrılan vatandaşlarımızı da bir kez daha rahmetle saygıyla anıyoruz. Sevgili Denizliler, çok beklediğiniz özür diliyoruz öncelikle. Şimdi ben buraya konuşmasını yapmak üzere öncelikle iki kez üst üste 16 milyon İstanbullunun helal oylarıyla seçimi kazanmış Avrupa'nın en kalabalık kentinin Büyükşehir Belediye Başkanı sevgili eşleri Dilek İmamoğlu ile birlikte selamlıyor Ekrem İmamoğlu sizleri. Hoş geldiniz Sayın Başkanımız. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız. Ben Kemal, geliyorum. Taraf bu taraf, yok ki burada bir taraf. Adalete, güzele taraf olmalı taraf. Haydi yap bir hareket, gelsin artık bereket. Ver coşkuyu herkese, nefes alsın tüm millet. Yapar mıyız yaparız, temiz sayfa açarız. Sana söz biz birlikte, yüzyılı kurtarırız. Harikasın, çok güzelsin Denizli. Biraz beklettik ama kusura bakmayın. Şimdi burada bir heyecan var, biliyorum. Biliyorum, 21 yıllık beklenen heyecanın aşiğine gelmiş bir toplum var. Milletin iktidarının heyecanı var. Heyecanı son ana, son dakikaya, son saate kadar hep birlikte yaşatalım. Çok önemli bir dönüm noktasındayız kıymetli Denizli hemşehrilerim. Bugün ben İstanbul'da Sultanbeyli'den buraya geldim. Buradan Tekirdağ Çorlu'ya geçeceğim. Hep beraber çok çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz ama çalışmamızın daha çok azını gördünüz. Milletimiz için esas 15 Mayıs'tan sonra nasıl çalışacağız? Herkese göstereceğiz. Herkese göstereceğiz. Sevgili Denizliler, Denizli benim için çok özel bir yerde duruyor. Hem ticaret yaşamımda buradaki dostluklarım, buranın üretken insanı, çalışkan insanı, girişimci insanı, tekstilden diğer sektörlere, tarımdan birçok hususa kadar çok başarılı insanlarıyla yıllarca işbirliğim, ticaretim, dayanışmam oldu. Denizli hak ettiği yerde değil. 14 Mayıs'tan sonra Denizli de hakkını alacak. Denizli de hakkını alacak. Türkiye'nin her yeri bir cennet köşesi. Doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine gerçekten hak ettiği yerde değil. Paramızı pul ettiler. Bir anda milletimizi bütün kazanımlarıyla yerle bir ettiler. Emeklisinden işçisine,
memurundan sanayicisine, tarımla uğraşanından emeklisine, herkesi ne yazık ki mağdur ettiler. Bakın bu iktidar fazla değil, 15 yıl önce 2023 yılında, Cumhuriyet'in 100. yılında kişi başı geliri 25 bin dolar açıkladılar. Bugün üçte birinde bile değiliz. Üçte birinden bile daha aşağıdayız. Bakın o kadar çok şey kaybettik ki, iktidarı devraldıklarında dünyanın 16. ekonomisiydik. Bugün 21. ekonomisi durumundayız. Daha da geri gidiyoruz. Sevgili hemşerilerim, belli bir yaş üstü insanlar olarak çok uzun bunları dertleşebilir, konuşabilir, geçmişte neydik, bugün neyiz, bunun sohbetini yapabiliriz. Ama bir şey söylemek istiyorum. Bakın burada ben yüzünüze bakıyorum, siz arkadan birbirinin ensesine bakıyorsunuz. Buradan yüzüne baktığımda ne görüyorum biliyor musunuz? Şu gördüğünüz coşkulu kalabalığın en ön sırasında benim geleceğim ne olacak diyen gençleri görüyorum. Gençleri görüyorum. Gençlere hesap vermek zorundayız. Gençlerin umudunu tazelemek zorundayız. Gençlerin yüreklerini ferahlatmak zorundayız. Gençleri mülakat altında ezdirmeyen bir sistemi var etmek zorundayız. Gençler adalet istiyor. Benim hakkımı yedirme diyor ey devletim. Çünkü her gencin ruhunda şu var. Güzel memleketim, güzel insanlarımız, değerli vatandaşlarımız, Van'a gidiyoruz, adalet isterim diyor gençler. Tekirdağ'a gideceğim, adalet istiyorum diyor gençler. İzmir'de, Denizli'de, Sinop'ta, Kastamonu'da, Ankara'da, her yerde. Dolayısıyla 14 Mayıs'ta seçim bir parti seçimi değil. Geleceğimizi kurtarma seçimi. Geleceğimizi kurtarma seçimi. Bu canım memleket, yaş ortalaması 33. Bakın yaş ortalaması 33. Bugün Avrupa'nın yaş ortalaması 45-46. Daha yukarıda ülkeler var. Yani nasıl bir fırsat barındırdığımızı bilelim. Bugün bunu konuşacağımıza yolda gelirken binaların duvarlarında Denizli vatanı böldürmez diye saçma sapan afişler asanları görüyorum. Allah aşkına. Yahu bu milleti siz böldünüz, siz. Oy veren vermeyen. İnançlı, inançsız, milli, gayrimilli. Yahu Allah aşkına sorarım size güzel insanlar. Ya benim güzel memleketimin güzel insanları, sevgili çocuklar, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, benim eli öpülesi anneler, orada gördüm anneciğimi, gördüm, kurban olurum sana. Ellerinden öpüyorum senin. Benim güzel annelerim, amcalarımız, büyüklerimiz, Allah aşkına soruyorum. Bakın ben bu sözü söylüyorum ama vallahi kendi adıma söylemiyorum. Ben bu lafı birazdan söyleyeceğim sözü sizin adınıza söylüyorum. 86 milyon adına söylüyorum.
benim inancımı da benim milliyetçiliğimi de ölçecek kişi bu memlekette anasından doğmadı. 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 Hangi birimiz yani birbirimizin bu vatan sevgisini, canım bayrağımıza olan sevgimizi, memleketimize olan sevgimizi hangi birimiz birini ölçtürürüz? Bu vatan için her birimizin geçmişinde canını veren şehidi gazisi olan bu vatan için her bedeli ödemiş milletimizin evladıyız. Biz hepimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti'nin evlatlarıyız. Dolayısıyla şimdi sevgili hemşehrilerim, sabaha kadar ekonomiyi konuşuruz, konuşacağız. Ekonomi vaatlerimizi biliyoruz, anlatacağız. Bu hafta sonu büyük bir İstanbul mitingimiz var, buradan duyuruyorum. Herkesi bekliyoruz. Orada ekonomiyi konuşacağız. Orada Türkiye'nin ekonomik olarak kurtuluş reçetesi yazılacak. Bu ittifak güçlü bir ittifak. Bu ittifak işbirliğiyle başarmaya alışmış bir ittifak. Örneği burada. Biz kazandık. Milletçe kazandık. Bu bölme girişimlerine fırsat vermeyeceğiz. Bu ahlak dışı davranışlara fırsat vermeyeceğiz. Ben 86 milyon insanımıza milli, yerli ve insan gözüyle bakıyoruz. Bize inancımız da bunu söylüyor. Bu memleketin vatandaşı olma bilincimiz de bunu bize söylüyor. Bizi bölmeye kalkanlara sakın fırsat vermeyin. Vermeyin. Yetki sizin. Sokakta evlatlarınıza sokakta evlatlarınıza o partiden bu partiden şuralı buralı şu etnik kökenden bu etnik kökenden yok mezhebi şu mezhebi bu diyerek bölen parçalayan akla elinizin tersini böyle gösterin sen orada dur kardeşim. Aramıza girme de. Biz milletçe biriz bir. 86 milyon insanımızla biriz. İşte 33 yaş ortalamasında gencecik bir milletiz. Taşı sıksak suyunu çıkarırız. Sıra artık kalkınmada. Sıra artık şahlanmada. Sıra artık çok büyük bir tarih yazmada. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına muhteşem bir giriş yapmakta. Kiminle? 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile. Bakın sevgili dostlarım, Denizli'nin doğasına sahip çıkacağız. Tarihine sahip çıkacağız. Turizmde en üst seviyelere çıkarmak için bütün bilgi, beceri ve deneyime sahibiz. Bizi nelerle kirletmeye çalıştılar? Efendim şunu yapamazlar, bunu yapamazlar. Maaş ödeyemezler, iş üretemezler. Yapamadıkları metroları ben bitiriyorum arkadaşlarımla. Biz yapıyoruz İstanbul'da. İstanbul'da da, Ankara'da da iddia ediyorum. Her ikimiz, daha birçok arkadaşım var. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Bey de burada. Hepimiz inanın tarih yazıyoruz. Şimdi
Bu büyük hareket, bu büyük ekip kendini milletine adayıp yollara düşecek. Biz Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde kurulan bu ittifak ile çok başarılı işler yaptık. İstanbul seçimini alamazlar dediler. Küçümsediler. Büyük bir mücadele verdik, kazandık. Hep birlikte kazandık. Seçimi elimizden almaya kalktılar. İki gün sonra yıl dönümü, 6 Mayıs'ta seçimi iptal ettiler. Hatırlayın, Honaz'da da etmişlerdi. Honaz'da da etmişlerdi. Başkanımız burada. Ne oldu? Ne oldu? Önce Honaz'da küçük bir şamar yediler. Sonra 23 Haziran'da İstanbul'da tam 806 bin oyluk Osmanlı tokadı yediler. Osmanlı tokadı. Şimdi sıra nerede? Şimdi sıra Türkiye'de. Türkiye'de Millet İttifakı kazanacak demiyorum, eksik olur. Milletin İttifakı kazanacak. Milletin İttifakı kazanacak. Bunun adı 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümeti değil tek başına. Bunun adı milletin hükümeti olacak. Hak, hukuk, adalet, liyakat, bereket, bolluk, erdem, ahlak, aklınıza gelen bütün iyilikler, bütün güzellikler 15 Mayıs'ta yeniden başlayacak. Dediği gibi Kemal dedem geliverecek, sülale devri bitiverecek. Gari demiş arkadaş işte. Bu kadar. Bu kadar. 31 Mart'ta iptal ettiler. 2 Haziran'da Honaz'da da iptal etmişlerdi. Her şey çok güzel olacak Ekrem abi demiş. Aynen öyle. Sevgili gençler. Vallahi bu tabelaları ben tek başına okuyamam. Mansur Başkanım gelsin okusun benden sonra. Sana nasıl zor bir görev bıraktım, gördün mü Mansur Başkan? Yandım. Tek tek okuyacak. Ben çünkü Çorlu'ya gideceğim. Şimdi hepinize bir iki hatırlatma yapacağım. Özellikle sevgili gençler, benim güzel yol arkadaşlarım. Hepinize çok güveniyoruz. Kızlarımız, oğullarımız, pırlanta gibisiniz. Lisede okuyan, üniversitede okuyan, ilk oyunu kullanacak, geleceğe umutla bakacak olan sizler, bu seçimde adresiniz Millet İttifakı'dır. Bu seçimde adresiniz Kemal Kılıçdaroğlu'dur, unutmayın. Bu seçimde arkadaşlarınızın içinde hafif savrulmuş olabilir. Duygusal bir yaştasınız. Kızabilirsiniz, haklısınız. Öfkelenebilirsiniz, haklısınız. Ama duygusallaşabilirsiniz. Olabilir. Ama bu seçim önemli. Mutlaka oy kullanın. Sevgili gençler, yolun sonu gözüküyor diyor genç bir kardeşim. Evet, bu dönem bitecek. Ampul ışık vermiyor diyor. Evet, haklısın. Bu dönem bitecek. Türk genci terörist değildir diyor. Bu dönem bitecek. Haklısın. Bakın, 7. ok anımcılık, biliyorum. Ben öyleyim. Biliyorum. Bir de gençlik var biliyorsunuz. Bir de teyzelerimiz var. Tamam. Ama bakın sevgili gençler, sakın ayrışmayın. Sakın ayrışmayın. İlk oy sana söz yazdı buraya gençler. Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar diyor gençler. Gençler, cesur olacaksınız. Zaten öylesiniz. Sizi adaletle buluşturacak bu dönemde. Bölünmeyeceksiniz. Birleşeceksiniz. Oylarınızı gelip Millet İttifakı'na vereceksiniz. Ben şimdi diyeyim ki şu Denizli'nin gençleri bir elini bir kaldırsın bakayım. Biliyorum zaten herkes genç, biliyorum. Tamam, bu alıştığımız bir durum.
Peki sevgili gençler, sevgili denizler, 14 Mayıs'a kadar çalışmaya, ama çok çalışmaya, oyları böldürtmemeye, oyları böldürtmemeye. Tamam, bir dakika. Oyları böldürtmemeye, sandıkta görev almaya, partiler üzerinden görev alabilirsiniz. Türkiye gönüllülerine üye olabilirsiniz. Üye olmaya, sandıklarda coşmaya, 14 Mayıs günü ben oyu kullandım. Ambulans, pardon, anlamadım önce. Burada bir sağlık görevlisine ihtiyaç var. Hemen. 14 Mayıs günü bayraklarınızla oy kullandım, eve gidiyorum, yok. Bayraklarınızla birlikte bütün sokakları, caddeleri bir demokrasi şölenine çevirmeye kaldırın bayrakları. Var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? E o zaman ben sözümü aldım. Bu enerjiyle koşa koşa İstanbul'a giderim. Denizli, her şey, her şey, her şey. Size bir şey söyleyeyim, aramızda kalsın. Kazanıyoruz, kazanıyoruz, kazanıyoruz. Millet kazanıyor. Kalın sağlıcakla. Olmalı taraf. Hayır, yap bir hareket. Gelsin artık bereket. Ver coşkuyu herkese. Nefes alsın tüm millet. Yapar mıyız, yaparız. Temiz sayfa açarız. Sana söz, biz birlikte yüzyılı kurtarırız. Kıbrıs Başkanı Yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve sevgili eşi Dilek İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Yolunuz açık olsun başkanım. Denizli'nin yiğitinden insanları, canımız, hemşehrilerimiz, arayı soğutmadan şimdi ben buraya Ankara'daki 25 yıllık karanlığın üzerine güneş gibi doğan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkentini yeniden ona yakışır hale getiren Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'la sizleri baş başa bırakıyorum. Uzandık, haydi can atak, yetti, haydi haydi, kazanalım haydi. Haydi adalete, haydi haydi, eşitliğe, haydi haydi, Türkiye haydi. Maşallah Denizli, bu ne kalabalık böyle, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinize yalnız bir pazarlık yapalım. Ekrem Başkan bana yük vermiş, o pankartları oku diye. İşin ağırını genel başkana havale edelim. O okusun. Belki cevap veremeyiz. Biraz da indirelim. Hem arkadakileri görelim, olur mu? Evet, sevgili denizciler, bir pankart asılmış yolda, onu gördüm. Denizli ekmeğini bölüşür, vatanı böldürmez. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. 40 yıldır o Kandil, Amerikası, Rusyası arkada böldüre böleceğim diye uğraştı. Kan akıttı, bölemedi. Şimdi diyorsunuz ki 80 terörist kaldı. O mu bölecek bundan sonra? Ben size bir şey anlatacağım. Niye böyle korkutuyorlar? O çakarlı arabaları bırakmak istemiyorlar. Lüks villalardan ayrılmak istemiyorlar.
çabuk kolay kazançları bırakmak istemiyorlar. Biraz önce okudum, yurt dışına birini göndermişler. Dışişleri görevlisi olarak 12 bin dolar maaş. Dil bilmiyormuş, 6 bin dolar tercümen. Eşini de almışlar, 8 bin dolar. Bunun gibi yüzlerce var, yüzlerce. İnsanlar liyakatsızlıktan kırılıyor, giriyor sınavları kazanıyor. Hep belli isimleri işe giriyor. Ondan sonra da aman ha, bunun görülmemesi lazım. Ne yaptılar Ankara'da? Ankara'daki jeli boncuğu kafa şöyle yapıyordu. Ankara'da oğlunun birine kulüp almış. Oğlunun birine spor kulübü, birine televizyon almış. Hala o haram parayla oralardan fitness açıyor. Bir dakika. Ankara'da 23,5 yılda eskiden hiç doğru dürüst işi yokken şu anda Türkiye'de ilk 100 zengin arasına giren müteahhitler türemiş. Ben 9 milyarlık yolsuzluk dosyasını verdim. İnşallah 15 Mayıs'ı bekliyor. Evet, 15 Mayıs'ı bekliyor. Sadece 16 milyar lira Anka Park'ı gömdü. Getirenler de işletenler de aynı. Hepsi savcılıkta. Bu düzenin gitmesini istemiyorlardı. Bir imar değişikliğiyle 1 milyar lira zahmetsiz, emeksiz bir belediye meclis kararıyla birilerine 1 milyar rant veriliyordu. Vazgeçerler mi böyle kolay kazançtan, kardan? Evet, onun için de biz aday olduğumuzda başladılar. Aynen şimdikini de yapıyorlar. Bakın, diyorlar ki, eğer dediler ki o zaman Mansur Yavaş kazanırsa işçileri hepsini atacak. Bir kişi atmadık. Şimdi de diyorlar ki, kamudaki bütün dairedeki memurları atacak diyorlar şimdi. Öyle yayıyorlar Adıyaman'da, Anadolu'da. Mansur gelirse yardımları kesecek. Ne kesmesi? 50 misli artırdım, 50 misli. Şimdi de diyorlar ki Aile Bakanlığı gelirse, bunlar gelirse yardımları kesecek. Eskiden birer tane koli veriyorlardı, bir kişiden alıyorlardı. O da yurt dışından makarna, bulgur, nohut getiriyordu, onu dağıtıyordu. Şimdi böyle bir şey yok. Başkent kart çıkarttık, dünyanın her yerinde geçerli. İsterseniz siz de kullanabilirsiniz. Ona para yüklüyoruz. O aile gidiyor istediği bakkaldan, köy bakkalına kadar hem bakkal para kazanıyor hem de çoluğu çocuğu neyi istiyorsa onu alıyor. Çikolata ise çikolata. Bir elin verdiğini öbürü görmüyor. O da yetmedi. Suyu Ankara'da tonu 1.8 dolardan satıyorlardı. Orasında paket gönderip yardım yaptık diyorlardı. Şu anda suyun tonu 1 lira, 10 tonu 10 lira. Yani 300 lira yerine 200 bin aile sadece 10 lira ödüyor. 60 bin öğrenci işten okula, evden okula, okuldan eve ücretsiz taşınıyor. 16 bin öğrencinin servis ücretini ödüyoruz. 15 bin öğrenciye kantin yardımı yapıyoruz ki küçücük çocuk daha başta okula başladığında yanındakiler kantinden alışveriş yaparken o mahzun kalmasın diye. Tüm sınav ücretlerini ödüyoruz. Tümünü. Evet, hükümetimiz doğalgaz verdi seçime girerken. Bu kardeşiniz geçen sene ve bu sene kışın en soğuk günlerinde Ankara'daki destek alan 200 bin kişiye 3'er ay müddette doğalgazı verdi ve kimseyi üşütmedi. Evet, yine bu kardeşiniz şu anda halen her ay birer kilo et parası hesaplarına yatırıyor ki o çocuklar protein alsın, öğrenme güçlüğü, gelinme güçlüğü çekmesin diye. Dolayısıyla Ankara değişmiş ki iyi olmuş mu? Evet, eskisini de belediyecilik diye yutturdular. 16 milyar Anka Park, Ankara'ya girerken oradaki gördüğünüz kapılar 255 milyon ne işe yaradığı belli değil. Saatlere 100-150 milyon Ankara halkının parasını saçlar savurdular. Bize gelince de dediler ki bunlar idare edemez. Bunlara üç koyun güdülmez. Şimdi de aynısını söylüyorlar, öyle mi? Evet, yönetemez dedi Mansur Yavaş. Gelir gelmez israfı kaldırdı. 3500 tane ihaleyi 4 yılda.
3500 ihaleyi açık yaptı. Tamamını YouTube'da görebilirsiniz. Kim girmiş, ne kadar kırmış, onu benim torunlarım da görecek, torunlarımın torunları da görecek. Diyelim ki bir yere bir kavşak yaptık. Kaç paraya yaptıysak altında yazılı. Bir yere park yaptık, kaç paraya yaptıysak altında yazılı. O yetmedi. Metro kesintisi. Bizden 4 yılda 80 milyon kesilmesi gerekirken yaptıkları bir değişiklikle 1.7 milyar kestiler. Yani Ankara halkının 1.6 milyarını gasp ettiler. Hiç şikayet etmedik. Yürütüyoruz işimizi. Evet, bunu niye anlatıyorum? 21 yıldır idare eden hükümet zannediyor ki biz olmazsak her şey ölür. Milli politikalar aynen devam eder. Türkiye Cumhuriyetleri ile ilişkiler devam eder. İslam coğrafyasıyla ilişkilerimiz devam eder. Milli güvenlik politikalarımız da aynen devam eder. Yani biz gelirsek bölünürüz. Geç babam, geç, kimi kandırıyorsun? Siz Ankara seçimlerinde bir susarsan seninle bir anlaşalım. Benim dikkatimi dağıtın. O arkadaşı bir yıkarsın. Şöyle gelsen, gel şöyle gel. Bu arkadaşı bir alalım. Evet, o yetmedi arkadaşlar. Ankara seçiminde şunu söylediler. Bunlar seçimi kazanmak için ne gerekiyorsa yaparlar. Dediler ki Ankara'da Mansur Yavaş kazanırsa PKK'lılar sayaç okuyacak. DHKP'liler de gidecek, dediler ki fatura götürecek. Ne oldu? Ne iş var benim belediyemde PKK'nın? Ne işi var? Şimdi de aynısını söylüyorlar. Şu giderse şöyle olurmuş, bu giderse böyle olurmuş. Geç kardeşim. Bir milliyetçi siz misiniz Allah aşkına? Seçime gelirken hemen milliyetçilik dozu artıyor. Biraz da muhafazakarlık dozu artıyor. Başlıyorlar bu şekilde oy alacağız diye söylenmeye. Siz değil misiniz? Milliyetçiliğin her türlüsünü, ama her türlüsünü ayaklarımın altına alan siz değil misiniz? Şimdi muhafazakarlığa gelince Sayın Bakan demiş ki bunlar demiş işte demiş 16'sında 14'ünden sonra ya bir dakika anlatacağım, bana müsaade verirsen ya da gelsen anlat. O zaman bekle. 14'ünden sonra seçimi kazanırlarsa alnı secdeye değenler mi yoksa şampanya içerek kutlananları mı tercih edersin diye gidiyor vatandaşın dini duygularla oynuyor. Bıktık. Ben de diyorum ki kendisine, bu kardeşiniz seçimi kazandı. Akşam baktı rozetini çıkarttı. Halka dedi ki biz bugün seçimi kazandık ama zafer kazanmadık. Çünkü zafer kazanmış olmak için karşımızda düşman olması lazım. Biz sadece 5 yıllara görev aldık. Bundan sonra 6 milyon insanlığa eşit bir şekilde hizmet götüreceğiz diye ve 4 yıldır götürüyoruz. Evet, aynı gece eve gittik. Sabah erkenden Ankara'nın manevi sahibi Hacı Bayram Camii'ne gittik. Hacı Bayram Camii'nde bir sabah namazı ve şükür namazı kıldık. Sonra da pankartlara donattık Ankara'yı. Haydi Bismillah başlıyoruz diye. Sadece kendilerini böyle inançlı zannediyorlar. Tövbe aşağı. Siz Allah mısınız? Şirk koşuyorsunuz. Allah'tan başka kimsesi bilmez. Ama aynı bakan bugüne kadar şampanya deyince aklımıza gelen şu. Bir tane bakaracı bakanları vardı biliyorsunuz. Her cuma günü bir ayet sallıyorum diyordu. Bilmediği için de Google'a bakıyordu. Ve bu bakana hiçbir şey demediler. Sonra bu bakanı uçakta bir fotoğrafı çıktı. Bir şişe şampanyayı devirmiş, sızmış bir görüntüsü ortaya çıktı. Buna tek kelime söz ettiniz mi? Size ne? Kim nasıl kutlarsa kutlar. Ama laf edeceğinizi etmiyorsunuz ve bu tür davranan insanları biliyorsunuz. İsmi de büyük ölçüde yolsuzluğa karışmıştı. Götürdüler, büyükelçi yaptılar. Öyle mi? Dolayısıyla samimiyetlerine inanmıyoruz. Eğer siz samimi olsaydınız, biraz önce internete bir haber düştü. Diyarbakır adayları, Devlet Öcalan'la görüşür. Zaten diyor sürekli görüşüyoruz diyor. Bakın şimdi girin interneti, şimdi göreceksiniz. Bunlar
İstanbul seçiminde de aynısını yaptılar. Mansur Yavaş'tan bir şey çıkaramayınca, bu devletin bekası bitti 2019 Mart'ta. Biz de tam tersine geldik. Çözüm süresinde ortadan çöktükleri TC tabelalarını getirdik, belediyenin en önüne astık. Ekrem Başkan'ın seçimini iptal ettiler. Kestirme gidiyorum. Bu sefer de aynı şeyi diyemediler. Beka falan diyemediler. Ne diyecekler? İstanbul düşerse Kudüs düşer. İstanbul düşerse Mekke düşer. İstanbul düşerse Büyük İsrail kurulur. Hatta geçen tesadüf gördüm. Esenyurt adaylar da aynısını söylemiş. Esenyurt giderse Kudüs gider diye. Bu ancak ve ancak muhafazakar insanları oyunu almak için konuşulan bir şey, ama sen bunu söylerken karşındaki adayı da ne hale sokuyorsun? Onu dinsizlikle itham ediyorsun değil mi? Gene dinlemedi millet. Dediler ki en son, bir dakika dediler, Binali'ye mi oy vereceksin, Sisi'ye mi oy vereceksin dediler, öyle mi? İstanbul 806 bin oyla derslerini verdi bu yalancılara. Fakat burada ben başka bir şey anlatmak istiyorum. İstanbul seçiminde Bingöl'de 33 askerimizi şehit eden, onu o olayın planlayıcısı Osman Öcalan'ı Ekrem Bey'e oy vermesin de AK Parti'ye oy versin diye televizyona çıkarttılar. Doğru mu? O yetmedi. Bebek katilinden mektup getirip televizyonda okuttular. Doğru mu? Ben diyorum ki şimdi attıkları iftiralara bakmayın. Aynısı seçimi kazanmak için bunlar Kandil'i konuşturur. Kendileri de gider İmralı'yla konuşur. Heyet gidiyor dendi, inkar ettiler. En son Sayın Akşener dedi ki bir hakimi gönderdiler, gidildi. İnkar edelim etmeyelim derken şimdi ortaya çıktı ki işte bugün kendini itiraf etti. Sürekli görüşüyoruz diyor. Hele Kandil'de var bir terörist. Ya diyor, siz niye beni diyor siyasete alet ediyorsunuz? Şimdiye kadar diyor buraya en fazla heyeti AK Parti gönderdi, Tayyip Erdoğan gönderdi, üst düzey yöneticiler geldi diyor. Evet, böyle ikiyüzlü siyaset olur mu? Merak etmeyin, bu ülkenin sağlam sahipleri var. Bizler varız. Hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Ülkeyi kimse bölemez, böldüremez. 40 yıldır bölemediler, şimdi mi bölecekler? Silahla bölemediler, şimdi mi bölecekler? Ve bu arada biliyorsunuz PKK'nın görüşleri federasyon, ayrılıkçı bir hareket. Özellik bunu talep ediyor. Türk bayrağının isminin değişmesini istiyor. İlk dört maddenin değişmesini istiyor. Şimdi gitti, aynısını şimdi aynı görüşleriz. Ambulans istiyoruz. Evet, sağlıkçılar hemen bu tarafa arkadaşlar. Benim elime bakın. Bayrak sallıyor bakın. Evet, orada bayrak sallayan arkadaşlar daha ileride. Siz orayı açın arkadaşlar. Şimdiden orayı bir açın. Şimdi sonucu itibarıyla aynı görüşleri savunan Gaffar Okan'ın katillerinin uzantısı, Hizbullah'ın uzantısı Hüdapar'ı listelerine aldılar. Aynı görüşleri savunuyor. Diyor ki genel başkanlarına soruyorlar, yemin edecek misin diyorlar. Bir bakarız diyor, yani o günü bir görelim diyor. Şimdi ben diyorum ki Türkiye'mizin temel değerlerini kabul etmeyen, yüzyıllık cumhuriyetimizi kabul etmeyen, hiçbir görüşe saygı duymuyoruz. Savunabilirler ama kabul etmiyoruz. Aynı oranda şiddetle kınıyoruz. Evet. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Şimdi kafa karıştırmak için yapıyorlar bunları. Biz 85 milyonun oyuna talibiz. Bunun içerisinde 65 milyonu seçmen. Bugün Hakkari'deki insan da işsiz, Edirne'deki de, Ankara'daki de işsiz. Aslında sorunlarımız ortak. Hiçbir zaman şucu bucu seçmen diye bakmıyoruz. Tüm seçmenlerin oyuna talibiz. Ama şimdi korkutmak için ağzına gelen iftiraları atıyorlar. Ben onlara bir şey söyleyeceğim.
Değerli AK Parti yöneticileri, siz kaybettiniz. Nasıl kaybettiniz biliyor musunuz? 2002 yılında iktidara geldiğinizde şöyle bir o tarihteki fotoğraflarınızı gözünüzün önüne getirseniz, o zamanki kıyafetlerine izinize baksanız, o zamanki yaşantınızı şöyle bir gözden geçirseniz, bir de şimdiki haline 21 yıl sonra geldiğiniz hale baksanız niye kaybettiğinizi anlarsınız. İnsanlara biz size dediniz ki Mekke'deki bir yetimin hakkını savunur gibi fakirin fukaranın hakkını savunacağız. Yoksulluğu yolsuzluğu bitireceğiz ve Türkiye'yi cennet yapacağız diye geldiniz. Maşallah hepimizi cehennemi yaşatır hale geldiniz. Öyle mi? Siz ne zaman kaybettiniz? Siz temel değerlerinizden uzaklaştığınız için kaybettiniz. Siz Hazreti Ömer'in mumu gibi devlet işinde ayrı, hükümet işinde ayrı, kendi işinde ayrı kullanacağız derken şimdi devletin bütün hizmetlerini kendi emrinize verdiniz. Uçaklarla seçimlere gidiyorsunuz. Uçaklarla özel işlerinize gidiyorsunuz. Devletin mumunu unuttunuz artık. 32 dakika Sayın Genel Başkanımız konuşuyor TRT'de. 32 saat siz konuşuyorsunuz. İşte adalette getirdiğiniz nokta bu. Bunun için kaybedeceksiniz. Daha söyleyeceğim şey çok. Fakat Sayın Genel Başkanımız da bu kalabalık varken konuşsun diye derhal hemen toparlıyorum. Sevgili denizciler, 21 yıl içerisinde 1 trilyon 200 milyon dolar bütçe kullandılar. 5-600 milyar dolar da borç var. Mutlaka çok güzel işler yaptılar. Mutlaka. Fakat güç insanı bozar derler ya. Fazla güç mutlaka bozar insanı. Artık öyle şeyler oldu ki proje adı altında böyle ağır pahalı projeler yapılarak toplum borçlandırıldı. Ekonomiye hakim olunamadı. Artık bilimden uzaklaşıldı. Kendi kafalarına göre dünyada olmayan ekonomi modelleri çıkarttılar. Bunun üzerine iyi kötü ekonomiyi idare edenler geri çekildiler. Şimdi 2 ayda bir Hazine Bakanı, 2 ayda bir Maliye Bakanı değişiyor. Dolayısıyla bundan sonra yapabilecekleri bir şey yok. Biliyorlar ki eskiden görev yapmış bir bakanı tekrar geriye çağırıyorlar. O da diyor ki yani kusura bakmayın siz bizi dinlemiyorsunuz ben sizle çalışamayacağım diyor. Demek ki her yerde şunu söylüyorum. Ayın 15'inden sonra ne top ne tüpek İHA göremeyeceksiniz. Hepsi görev alanına dönecek. Ama sevgili denizciler hepiniz kredi kartlarıyla baş başa kalacaksınız. Ev sahibi kiracı kavgası devam edecek. Bu ülkede uyuşturucu sorunu devam edecek. Bu ülkede mülteci sorunu devam edecek. Fiyat pahalılığı, enflasyon devam edecek. Ağzınızı açamayacaksınız. Hayat pahalı dediğiniz zaman bunların ağzına kürekle verin, vurun yalan söylüyorlar. Soğan pahalı dediğiniz zaman size soğan kabarı diye hakaret edecekler. 14'ünde değişmediği zaman bunlar olacak. Ama 14'ünde inşallah değişirse ekonomide bir Şampiyonlar Ligi var. İnşallah Şampiyonlar Ligi olarak adlandırdığımız ekonomistler var. En azından bunlar artık yapma ümidi kalmadığına göre bu ekibin mutlaka yapacağından eminiz ve 6 lider yan yana geldi. Uzlaştılar. O zaman söylediler. Ya 6 benzemez yan yana ne yapıyorsunuz? İşte 2 yıldır çalıştılar. 2400 maddelik bir mutabakat metni hazırladılar ve uzlaştılar. Yapacakları orada belli. En basitinden hiçbir genel başkan razı olmaz da Sayın Akşener'in HDP masada olursa ben olmam demediğini duymadınız mı? Hiçbirimiz olmayız orada merak etmeyin. Ancak yalan söylüyorlar. Fakat kendi taraflarınıza baktığınız zaman bugün DSP'nin eski genel başkanı dün televizyonda diyor ki Hizbullahlı bir mahkum kocama nedeniyle 70 yaşında çıkarılmış. 75-80 yaşında kadar hala cezaevinde yatıyor. Mutlaka ve mutlaka şöyle diyorum zamanlama manidar çıkarılmasında diyorum. Dolayısıyla artık hukukun adaletin de varacağı bir yer kalmadı.
Öyle mi? Ben de diyorum ki biz altımız uzlaştık. Çok alay ettiler. Altısı ne yapacak? Altı benzemez. Peki sizin altınız benziyor mu? Siz de altı kişi oldunuz. Benziyoruz deseler bir türlü, benzemiyoruz deseler bir türlü. Öyle mi? Evet, biz benzemiyoruz ama uzlaştık. Bundan daha güzel bir kelime var mı? Ve inşallah ayın 15'inde 14 akşam seçimler yapılacak ve inşallah Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu birinci turda seçip inşallah mazbatayı aldıktan sonra Kızılay'da karşılayarak hep birlikte Çankaya Köşkü'ne götüreceğiz. Söz mü? Birinci turda bitiriyoruz. Söz mü? Söz mü? Peki birleşe birleşe kazanacağız. Evet. Evet, birleşe birleşe kazanacağız. Çünkü uzun yıllar sonra, bu kadar badireden sonra zaten birbirimizle kavga edecek bir sebebimiz yok. Artık yan yana gelmeyi de öğrendik, uzlaşmayı da öğrendik. İnşallah bu da bizden sonraki nesillere örnek olur. Yalnız gençlere mesaj veremedim. Gençler, şunu söyleyeyim. En iyi telefona, en iyi arabaya, en iyi okula, en iyi tatile, hepsine siz layıksınız. Konuşanları boş verin. Yani sadece kendi çocuklarına hak görüyorlar bunları, lüks arabaları falan. Öyle bir şey yok. Bu ülkede insanların hayallerini dahi yıktılar bu liyakatsız ve torpil düzeniyle. İnşallah bunların hepsi düzelecek diyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Söz biz birlikte. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun sevgili denizciler. Canım hemşehrilerim, sevgili denizciler, zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Ben şimdi buraya sizlerin huzuruna 85 milyonun cumhurbaşkanını, ömrünü hak, hukuk, adalet mücadelesine adamış 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Hak, hukuk, adalet, ruhunda asaret, yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu. İyi misiniz? Mutlu musunuz? Bugün ben de çok mutluyum. Birlikte olduğumuz için çok mutluyum. Beraber ve birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Beraber ve birlikte gençlerin umutsuzluğunu yok edeceğiz. Beraber ve birlikte Türkiye'yi büyüteceğiz. Beraber ve birlikte bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Beraber ve birlikte kadına yönelik şiddete son vereceğiz. Beraber ve birlikte tek bir çocuğun bile yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Beraber ve birlikte bu ülkeye ne pahasına olursa olsun mutlaka adaleti getireceğiz. Beraber ve birlikte çok güzel şeyler yapacağız. Yeter ki ülkemizi düşünelim. Bireysel olarak bir çıkış yok. Beraber toplumsal bir çıkış yapmak zorundayız. Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle hep beraber ve birlikte çalışacağız. Çünkü o kadar zor koşullar var ki pazara gittiğinizde zaten bunu görüyorsunuz.
Alışveriş yaptığınızda zaten bunu görüyorsunuz. Büyük sıkıntıları yaşıyorsunuz. Bizim bu sıkıntıları aşmamız lazım. Ve Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var. İnanıyor musunuz? İnanıyor musunuz? Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var mı? Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı varsa bu değişimi beraber gerçekleştireceğiz. Beraber sandığa gideceğiz ve oyumuzu kullanacağız. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Bariyerlerin çok ötesinde Denizli kardeşlerim var. Size de sesleneyim. Söz mü? Beraber ve birlikte söz verdik. Bunların tamamını gerçekleştireceğiz. Ambulans. Şuraya sağlık görevlileri bakar mı değerli arkadaşlarım? Evet, ben Kemal geliyorum diye yazıyorsun. Geleceğiz. Ama halkın iradesiyle geleceğiz. Baskıyla değil, şiddetle değil. Halkın iradesiyle geleceğiz. Demokrasi içerisinde geleceğiz. Ve demokrasi içerisinde ülkemizi büyüteceğiz. Sevgili gençler, hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet. Sandığa gitmeye hazır mısınız? Evet. Neden söylüyorum biliyor musunuz? 5 milyon 300 bin genç bu kez sandığa gidecekler ve ilk kez oy kullanacaklar. Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan sizsiniz. İlk oy sana söz diye yazmışsınız. Ben de Allah nasip eder sizlerin oylarıyla o koltuğa oturduğumda göreceksiniz sizler için nasıl çalıştığımı. Göreceksiniz bu ülkenin gençleri için nasıl çalıştığımı. Göreceksiniz bu ülkenin gençlerine nasıl umut verdiğimizi göreceksiniz. Ama şöyle ifade edeyim. Sizler mutlaka ama mutlaka sandığa gidin. 5 milyon 300 bin genç Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Efendim bu hafta sonu arkadaşlarla pikniğe gideceğiz, şuraya gideceğiz, buraya gideceğiz değil. Biz hep beraber sandığa gideceğiz ve oyumuzu kullanacağız ve bir otoriter yönetimi demokratik yollarla değiştireceğiz diyeceksiniz. Ve değiştireceksiniz. Söz mü? 100 günde staj başlangıcı olacak mı diye. Meraklamayın, o sorunu biliyorum. Gayet iyi biliyorum. Çalıştınız, ürettiniz, staj yaptınız ama sigortalı değilsiniz. O borçlanma hakkını vereceğim. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Onu çözeceğiz. O keşke bütün sorunlar bu kadar kolay olsa. Bunu çözeceğiz. Zor işlerimiz var. Zor işlerimiz var. Bu ülkede zorluğu yaşayan, evlerde zorluğu yaşayan, sorunu yaşayan kadınlar. Evladımı okula gönderirken beslenme çantasına ne koyacağım diye düşünen kadınlar. Üniversiteyi bitirmiş kızı, oğlu iş bulamıyor. Aylardır, hatta yıllardır iş bulamayan gencecik filinta gibi evlatlarım. Ve dolayısıyla huzursuzluk bütün aileyi sarmış vaziyette. Eğer bir ailede bir çocuk uzun yıllardır iş bulamıyorsa, o zaman ne anne ne baba da rahat etmez. İster ki evladı güzel bir işi olsun, iyi bir evliliği olsun, rahat içinde yaşasın, torunlarım olsun, onlar bana gelsinler ve biz hep beraber mutlu bir hayat sürelim. Anneler böyle düşünür. Bütün anneler böyle düşünür. Evlatlarının daha iyi bir yaşam kalitesi yakalaması için dua ederler. Sevgili anneler, size bir sözüm var. Artık bundan sonra beslenme çantaları olmayacak. Çocuklarınız okula giderken suyunu içecek okulda, sütünü içecek okulda. Diğer arkadaşlarıyla, akranlarıyla beraber yemeğini yiyecek okulda ve evine tok dönecek. Bunun sözünü veriyorum. Artık bundan sonra bütün çocuklarımız okullarda güzel beslenecekler. Ne annelere yük olacaklar, ne bir başkasına yük olacaklar. Sosyal devlet görevini yerine getirmiş olacak. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Bir şey daha. Tarlada çalışan kadınlar var.
Bağda bahçede çalışan kadınlar var. Tütünde çalışan kadınlar var. Kekik toplamakta çalışan kadınlar var. Bütün bu kadınların sosyal güvencesi yok. Ve bu kadınlar belli bir yaşa gelince herhangi bir gelirleri olmuyor. Eşinden bir şey kaldıysa kaldı, yoksa hiçbir şeyler olmuyor. Kırsalda çalışan, yani bağda bahçede çalışan, yani tarlada çalışan, yani tütün içinde çalışan bütün kadınların ve bütün gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Ve bütün kadınlar kırsalda, tarlada çalışan bütün kadınlar yeri zamanı gelince emekli olacaklar. Hiç kimse bu ülkede aç ve açıkta kalmayacak. Bunun sözünü verdim. Hiçbir çocuk bu bereketli topraklarda asla yatağa aç girmeyecek. Bir şey daha. Aile destekleri sigortasını getireceğiz. Hiçbir ailenin geliri asgari ücretin altında olmayacak. Hiçbir ailenin geliri. Ve asgari ücret kadar ödenecek olan parayı kadının banka hesabına sosyal devlet yatıracak. Kadın gidecek, emekli gibi, işçi gibi, memur gibi düzenli gelirini çekecek, aylığını alacak ve ailesinin geçimini sağlayacak. Onun yoksulluğunu sosyal devlet dışında hiç kimse bilmeyecek. Çünkü insanın onurunu koruyacağız ve insanın yoksulluğunu asla ve asla afişe etmeyeceğiz. Çünkü bizim inancımızda sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Ve biz bunu yapacağız. Göreceksiniz anneler. Ayrıca hiçbir yoksul ailenin elektriği asla kesilmeyecek. Doğalgazı asla kesilmeyecek. Suyu asla kesilmeyecek. Bunlar insan hakkıdır. Bu üç temel hizmetin hiçbir koşul aranmadan aileye sunulması lazım. O zaman sosyal devlet nerede kaldı? Sosyal devlet fakirin fukaranın yanında duran devlettir. Beşli çetelerin yanında duran devlete sosyal devlet denmez. Onun adı olsa olsa saray devletidir. Ama sosyal devlet fakirin fukaranın yanında duran devlettir. Efendim, taşeron işçiler var biliyorum. Ücretli öğretmenler var, kadrolu öğretmenler var, sözleşmeli öğretmenler var. Her birisinin arasında fark var. Dünya kadar, bakınız, sevgili denizler, bakın, şöyle bir şey. Öğretmen, aynı işi yapıyorlar, aynı süre çalışıyorlar. Birisi 100 lira alıyor, birisi 200 lira alıyor, birisi 1000 lira alıyor. Bu adaletsizlik değil mi? O zaman bunu değiştireceğiz. Kim değiştirecek? Allah nasip ederse Bay Kemal değiştirecek. Bay Kemal değiştirecek. Hiç endişe etmeyin. Tamamını değiştireceğiz. Tamamını. Emekli için de şunu ifade edeyim. Emekli kardeşlerim, ben 2015 tarihinden bu yana emeklilere Ramazan bayramında, Kurban bayramında İki maaş asgari ücret tutarında ikramiye verilsin dedim. Önce parayı nereden bulacaksın dediler. Para yok dediler. Vermediler. Israr edince sonunda biner lira para verdiler. Şimdi seçim yaklaştı. Biraz artırdılar. Önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı'nda emekli aylığını almaya gittiğinde 15 bin lira ikramiyeyi görecek orada. Anasının ak sütü kadar alacak ve onu çoluk çocuğuyla, torunlarıyla beraber huzur içinde harcayacak. Ben bunu söylediğimde diyorlar ki parayı nereden bulacaksın? Para nereden bulunacak diyorlar. Sen beşli çetelere para bulurken var. Beşli çetelere demiyorsun parayı nereden bulacaksın diye. Diğerlerine de demiyorsun. Ama bu kardeşiniz yandaş için değil, beşli çeteler için değil, uyuşturucu baronları için değil, halk için çalışır. Sizin için çalışacağım. Sizin için üreteceğim. Bütün hizmetlerimi sizin için üreteceğim. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Ben sizden birisiyim. Halktan birisiyim. Öyle ün sahibi olmak gibi bir derdim yok zaten benim. Eskiden neysem şimdi de aynıyım. Mütevazi bir evimde oturuyorum.
Zaten mutfağımı çoğunuz biliyorsunuz. Mütevazi bir evde oturuyorum zaten. Dolayısıyla benim saraylarda oturmak gibi bir alışkanlığım yok. Öyle çok zengin bir aileden de gelmedim. Siz nasıl yetiştiyseniz aşağı yukarı ben de öyle yetiştim. Dolayısıyla ben Allah nasip eder siz seçerseniz saraya değil Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya'sına gideceğim. Halk gibi yaşayacağız. Halk gibi. Halk gibi. Ve topluma örnek olacağız. Benim bazen efendim Kılıçdaroğlu şunu yapıyor, bunu yapıyor, şuna selam verdi, masanın altı, masanın üstü bir sürü şeyler söylüyorlar. Benim milliyetçiliğimi sorgulamaya kalkıyorlar. Siz kimsiniz? Milliyetçilik kim? Bizim, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki temel kırmızı çizgisi vardır. Bir, vatanımız. İki, bayrağımız. Nokta. Biz vatanımız ve bayrağımız için gözümüzü kırpmadan ölüme gideriz. Bizim tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur bu. Çünkü biz Milli Kurtuluş Savaşı sonrası kurulan bir partiyiz. Biz avukatların bürolarında kurulan, dilekçeyle kurulan bir parti değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi tarihsel kökleri olan bir partidir. Bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten miras olan bir partidir. Biz böyle çalışırız. Böyle emek harcarız. Dolayısıyla zaman zaman söylüyorlar. Bizi eleştiriyorlar. Bakınız. Beka sorunu diyorlar. Zaman zaman. Beka sorunu şu. Gelecek sorunu. Ülkenin geleceği. Eğer bir cumhurbaşkanı, herhangi bir ülkenin cumhurbaşkanı, egemen bir gücün devlet başkanı tarafından, baka beni kızdırma, senin mal varlığını bulurum ve millete açıklarım dediğinde eğer sesini çıkaramıyorsa orada bir beka sorunumuz var demektir. Çünkü onun iradesi teslim alınabilir demektir. Oysa bu sorulsaydı bana ve deseydi ki senin mal varlığını araştırırım. Dolayısıyla sesini kes deselerdi şunu söylerdim. Benim mal varlığımı araştırmazsanız namertsiniz derdim. Namertsiniz. Dolayısıyla hiç meraklanmayın. Bizim verilmeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Biz bu ülkeye adanmış bir gelenekten geliyoruz. Ambulans. Şuraya da sağlık görevlileri bakabilirlerse çok teşekkür ederim. Özet olarak şunu söyleyeyim. Çıkıp açık ve net bütün duruşumuzu sergiledik. Sizden isteğim sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Özellikle şunu ifade etmek isterim. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Hepimiz sıkıntı içindeyiz. Toplumsal bir sıkıntı var. Gençlerimiz sıkıntı içinde. Bir tweet attığı zaman annesi babası hemen uyarıyor. Aman ha oğlum, aman ha kızım. Başım belaya girebilir diye. Aman şöyle böyle olur diyor. Pek çok anne baba. Gençler size sözüm Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğumda en rahat beni eleştirebileceksiniz. Bu konuda size %100 garanti veriyorum. %100. Çünkü devleti yönetenler eleştiriden ders çıkarmak zorundadırlar. Olur ya ben bir hatayı görüyorum. Benim bir hatam olabilir. Bir eksiğim de olabilir. Genç de, yaşlı da, kadın da, erkek de beni uyarabilir. Aslında bu uyarı benim için çok değerlidir. Öyle olmak zorundadır. Dolayısıyla eleştirdi diye insanları yakala, hapse at, tutukla, gözaltına at. Bunların hiçbirisi olmayacak. Bir şey daha, bizim güzel bir miting yapmamıza ortam hazırlayan ve bizim güvenliğimizi sağlayan polis kardeşlerim için de bir şey söylemek isterim. Onlar
Gerçekten de onlar çok zor koşullarda görev yapıyorlar. Onlar anlatamıyorlar ama ben onların hangi koşullarda görev yaptığını biliyorum. 12 saat, 13 saat, 14 saat görev yapıyorlar. Bazen 24 saat evlerine bile gidemiyorlar. Dolayısıyla büyük sıkıntıları var. Onu da gayet iyi biliyorum. Polis intiharlarını da biliyorum. Bu mesleğin zor bir meslek olduğunu da biliyorum. Ama polis dediğimiz kardeşlerimiz de birer insan. Onların da aileleri var. Onların da çocukları var. Onlar da evlerine huzur içinde gitmek isterler. Onlar da tatil yapmak isterler. Onlar da günün 8 saati çalışıp diğer saatlerde istirahat etmek isterler. O nedenle bunu gayet iyi biliyorum. Polis kardeşlerime de sözüm var. 100 bin güvenlik görevlisi alacağız ve polisler daha rahat 8 saat görev yapacak, sonra evlerine gidecekler. Öğretmenlere müjdem var. Bütün köy okullarını yeniden açacağız. Bütün köy okullarını. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen atamasını yapacağız. Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğrenciyle öğretmeni buluşturacağız. Öğrenciyle öğretmeni. Dolayısıyla öğretmen huzur içinde 100 bin bekliyor. Üniversiteyi bitirmiş. Acaba ne zaman atamam olacak diye. Atamayı yapacağız ve bu sorunu da büyük ölçüde çözeceğiz. Her birinizden bir talep geliyor. Sandık güvenliği için biz buradayız. Sandık güvenliğinden hepimiz ambulans mı oraya? Evet, bir sağlık görevlisi arkadaşlar da oraya bakabilirlerse. Hayvan haklarından söz ediyorlar. Bizim dışımızdaki bütün canlılarla biz bu dünyayı güzel kılabiliriz. Ağacı da, kurdu da, kuşu da, arıyı da mutlaka korumak zorundayız. Çünkü onların olduğu bir dünyada biz yaşarız. Onların olduğu bir dünyada biz huzur içinde yaşayabiliriz. Arılar olmasa hiçbir zaman meyve yiyemeyiz. Arıların bu kadar önemli görevleri var. Onlar yapıyorlar. Döllenmeyi onlar yapıyorlar. Her canlının güzel hizmetler yaptığını biliyoruz. Ve her canlının korunması lazım. O nedenle doğa haklarında korunması lazım. Bir genel başkan yardımcımızın ünvanı doğa hakları ile ilgilidir. Doğa haklarını korumakla ilgilidir. Dolayısıyla bunların çevrenin, iklimin, iklim değişikliğinin korunması lazım. İklim değişikliği deyince önümüzdeki 25-30 yıl içinde Fırat ve Dicle nehirlerinin kuruyabileceği söyleniyor. Dolayısıyla bugünden iklim değişikliği için ciddi çalışmaların yapılması lazım. Ama bunların dünyadan haberi bile yok. İnşallah biz onun tamamını yapacağız. Hiç endişe etmeyin. Esnaf. Esnaf söyleyeyim esnaf. Orta direk. Rahmetli Özal sizin için orta direk derdi. Ben de rahmetli Özal'la uzun süre çalıştım. Allah rahmet eylesin. Esnafı perişan ettiler. Size bir sözüm var. Ta pandemi döneminden sözüm var. Allah nasip eder iktidar olduğumuzda aldığınız kredilerin faizlerini sileceğiz. Ve yeniden ana parayı yeniden yapılandıracağız. Artı esnaf sahipsiz şu anda. Altı lider söz verdik. Esnaf bakanlığı kuracağız. Ve sizin sorunlarınızı çözecek olan da esnaf bakanlığı olacak. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Çünkü biz ilk tanıştığımız kişi çocukken esnaftır. Mahallenin esnafına gideriz. Ekmeği oradan alırız. Alışverişi oradan yaparız. Dolayısıyla esnafın yaşaması lazım. Yine bir şey daha. Büyük alışveriş merkezlerini haftada bir gün kapatacağız. Bir gün herkes gidecek, alışverişini oradan yapacak. Çiftçi için şöyle çiftçi için bakınız. Havza bazlı planlama yapacağız. Kim neyi ekeceğini önceden bilecek. Devletin kaça satın alacağını da önceden bilecek. Havza bazlı planlamada hiç kimsenin zarar etmediği bir modeli inşa edeceğiz. Formülümüz şu. Allah aşkına bir tarafa yazın. Yani bir kağıda yazın. Maliyet ne üretiyorsanız. Buğday, arpa, yulaf, kekik neyse. Maliyet artı makul kar
eşittir taban fiyat olacak. Yani hiç kimsenin, hiçbir üreticinin zarar etmeyeceği bir modeli getiriyoruz. Bizim öyle Güney Amerika'ya git, oradan bir bak bakalım. Burası tarım gelişmiş. Ya sen kendi ülkene bak. Bakınız, canlı hayvan dışarıdan, et dışarıdan, buğday dışarıdan, arpa dışarıdan, mısır dışarıdan, yem dışarıdan, her şey dışarıdan, siz perişan oluyorsunuz. Ekenin, biçenin, alın teri dökenin alnından öpeceğim ve hakkını teslim edeceğim. Gittiler Sudan'da arazi kiraladılar. Sudan'da. Ya bir devlet kendi çiftçisiyle rekabet eder mi? Allah aşkına senin Sudan'da ne işin var? Bütün bunları bu kardeşiniz biliyor. 27,5 yılımı devlete verdim. 27,5 yılımı. 27,5 yıl içinde bütçe nasıl yapılır? Para nasıl toplanır? Tasarruf nasıl yapılır? Savurganlık nasıl önlenir? Bütün hayatım bunlarla geçtim. Onlar yandaşa çalışıyorlar. Ben vatandaşa çalışacağım. Sizin için çalışacağım. Üreten için çalışacağım. Beni istemeyen iki grup var. Onu da söyleyeyim. Beni istemeyen iki grup var. Bir, beşli çeteler. İki, uyuşturucu var onları. İkisiyle de mücadele edeceğim. İkisiyle de. Uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım. Gencecik evlatlarımızı zehirliyorlar. Onu bitireceğim. Sınırlarımız yol geçen anına döndü. Onu da gayet iyi biliyorum. En geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimi Suriye'ye uğurlayacağım. En geç 2 yıl içinde. Ve bir şey daha. Bay Kemal kul hakkı yemez ve kul hakkı yedirmez. Ben bunu söylüyorum. E onlar da söylesinler. Kul hakkı yedirmeyeceğim diye. Niye söyleyemiyorlar? Niye dinlendiremiyorlar? Ben onların ne yediklerini gayet iyi biliyorum. Öyle mal varlığını alacaksın. Amerika'ya götüreceksin. Gökdelen dikeceksin. Muhammed Ali'nin Clay'in çiftliğini alacaksın. İngiltere'de, Londra'da, Chelsea'lerde villalarda oturacaksın. Bay Kemal bunu seyredecek. Yemezler. Hepsini getireceğim. Hepsini. Dört, bakın 20 yılda 418 milyar dolar parayı götürdüler. O parayı son kuruşuna getireceğim ve bu millete sunacağım. Sizin hakkınız, sizin alın teriniz bunu getireceğim. Hiç endişe etmeyin. Altı lider Türkiye'nin bütün sorunlarını biliyoruz. Ve çözeceğiz bu sorunları. Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle, erdemle ve liyakatle çözeceğiz. Öyle ben geldim, ben istediğimi yaparım değil. Bir devlet bir kişiye teslim edilemez. Devlet adaletle yönetilir. Çünkü devletin dini adalettir. Eğer siz adaleti sağlarsanız her şeyi çözersiniz. Bir İranlı bilge şunu söyler. Dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez. Bir daha ifade edeyim. Dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez. Ben o susuzluğu gidermek için sizin oylarınıza talibim. Bu ülkeye adaleti, bu ülkeye huzuru, bu ülkeye liyakati getireceğim. Bundan emin olmanızı isterim. Çok ayrıştık, çok kutuplaştık. Birbirimizi düşman gibi görmeye başladık. Niçin? Neden böyleyiz? Beraberiz, birlikteyiz. Çok güzel bir ülkemiz ve çok zengin bir ülkemiz var. Paralar bir yerlere gidiyor. Birilerinin cebine gidiyor. Birileri malı götürüyor. Artık bu düzeni değiştirmemiz lazım. Rahmetli Ecevit şöyle derdi. Ne ezen ne ezilen. İnsanca hakça bir düzen derdi. Evet. Ne ezen ne ezilen. İnsanca hakça bir düzeni bu ülkeye getireceğiz. Efendim bir şey daha sözlerimi bitireyim. Çünkü devam edersek bu daha çok uzayacak. Sizleri de uzun süre ayakta bekletmek benim de doğrusunu isterseniz bekletmek de istemem. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Bey'in güzel bir sloganı vardı. Ne diyordu? Her şey. Her şey. Her şey.
En arkadakiler de duyuyor mu? Her şey bariyerlerin ötesinde biriken vatandaşlarımız, dostlarımız, kardeşlerimiz var. Her şey! Her şey! Her şey! Her şey! Vallahi de billahi de her şey çok güzel. Vallahi de billahi. Sizin için çalışacağım. Sizin için alın teri dökeceğim. Buna inanın. Usandık, haydi can atak, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ı, hemen arkasından kardeşimiz